var. Bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlerle gayet lezzetli olan, üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık olan gazete tatlısı yapacağız. Gazete baklavası, gazete tatlısı diğer adıyla. Öncelikle malzemelerimizi ben size söyleyeyim. Sodamız var, bir çay bardağı kadar. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağından bir parmak kadar eksik su, birkaç tane damla limon suyu, bir tane yumurta, bir hamur kabartma tozu, şöyle çay kaşığının ucuna da birazcık tuz lazım. Öncelikle kasemizi şöyle alayım. Nişastamız var, cevizimiz var, unumuz var. Ve baklava şurubunu hazırlamak için onu da hamurumuzu yoğurduktan sonra tekrar size anlatacağım. Öncelikle yumurtamızı yoğurma kabımızın içerisine kıralım. Yoğurdumuz çok lezzetli, hafif bir baklava oluyor, tatlı oluyor. Suyumuzu koyduk, zeytinyağımız, şöyle birkaç damla limon suyu sıkıyorum, bu biraz çıtırlık veriyor tatlımıza. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra bir çay bardağı kadar sodamızı koyuyoruz içerisine ve karıştırıyoruz. Önce şöyle bir karıştıralım. Bayramlarda, özel günlerimizde çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Karıştırdıktan sonra unumuzu şöyle alayım ben. İçerisine eriyelim. Bu unumuzu havalandıracağı için daha iyi netice alacağız. Yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Bir tepsilik ölçü bu. Verdiklerim. Onu göz kararı yoğuralım şimdi. Yeterli. Kabartma tozumu da unuttum. Onu da ilave edeyim. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı da bu şekilde. Şimdi bunun üzerine streçle kaplatıyoruz. Bir 20 dakika beklememiz lazım. 20 dakikadan sonra yumaklarımızı alacağız. Tekrar dinlendirmeye bırakacağız. Hamurumuzu 20 dakika kadar beklettikten sonra tezgahımızın üzerine alalım. Gördüğünüz gibi yumuşak da bu şekilde. Yumuşak olursa hamurumuzu daha kolay açarız. Bu şekilde cevizden biraz büyük yumaklar alıyoruz. Yumaklarımızı aldık. Tepsimize dizdik. Şimdi bunun üzerine streçle kapatıyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar beklemesi gerekiyor.
bir kenara. Şu rulumuz için şurup bildiğiniz gibi çok önemli bir tatlılarda, baklavalarda gerçekten hani kıvamını tutturmak çok önemli. Çok katı yaparsanız şekerli olur. Hani sıvı yumuşak yaparsanız da baklavamız veya tatlımız hamurlar. O yüzden ölçüsüne ve yapılacak bazı ince püf noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Ben şöyle üst su bardağı şeker koydum. Bununla beraber 4 su bardağı ve 4 su bardağı da aynı ölçüyle su koyuyoruz. Dört su bardağı suyumuzu koyduktan sonra şöyle bir tane yarım limonu dilimledik. Onu da içerisine atalım. Hatta biraz da sıkalım. Şekerimizi öncelikle şöyle bir eritelim. Ocağımızı alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi baklava şurubumuzun oldu. Köpük köpük oldu. Şöyle damlayabiliriz. Şöyle tuttuğumuz zaman damlamasını, en son damlamaya bas, şurubumuz olmuş demektir. Gördüğünüz gibi. Ocağımızın altını kapatalım. Baklava şurubumuz oldu. Evet hanımlar, hamurlarımızı bir saat dinlendirdikten sonra masamızın üzerine aldık. Gayet güzel yumuşamış, kendini bırakmış. Şimdi açma işlemine başlayalım. İlk etapta nişastasını bol atıyoruz ki hamurumuz yapışmasın. Ben bir tane açtım. Öbürünü ikişer tane, ikişer tane. Onu da görürsünüz nasıl olduğunu. Baklava hamurunu açarken dikkat edilecek bir noktada elimizde bekletmeden seri bir şekilde açıyoruz. Çünkü çok ince olduğu için hamurumuz kurur ve açılmakta zorlanırız. Ne kadar hızlı açarsak o kadar iyi olur bizim için. Ve gördüğünüz gibi gayet de güzel açıldı. Sağır gibi. Ve hala da açılıyor. Biz gazete tatlısı yapıyoruz ama baklava hamuruyla aynı. İşen hiçbir şey yok. Şöyle bir göstereyim size şu şekilde. Gayet ince oldu. Sonra açtığımız bu hamuru geniş bir şekilde baklavamıza sarıyoruz. Şu şekilde. Ve şöyle serbestçe gördüğünüz gibi inceledi. Gayet ince. Evde kalayım, bu akşam beklemeyeyim. Hay Allah.
benim için ama. Geçmiş olsun dedi söyle. Aa, dur bir saniye dur. Benim kendi söyle. Değil mi video? Şimdi yapacağımız zaman ikişer tane baklavalık yufka açıyoruz ve üst üste aynı şekilde büzüştürerek kastemizin üzerine seriyoruz. Bu ikinci işlem yaparken size de tekrardan göstereceğim. Genişçe serbest bir şekilde oklavamıza sarıyoruz. Sıkmadan sadece bu şekilde döndürüyoruz. Ortada birleştiriyoruz. Hadi şöyle bırakalım serbest. Uç kısımları çıksın. Gördüğünüz gibi gayet güzel incecik bir baklava hamuru oldu. İki tane baklava yufkamızı üst üste seriyoruz bu şekilde. Kenardan pastalıklarını keselim hamurumuzu. Onları orta kısma seriyoruz. Gazete üzerinde işlem yapıldığı için gazete tatlısı olarak geçiyor ismi. Normalde bu şekilde yufkalarımızı da işte tepsiye dizerek de baklava işlemini yapabiliriz. Sonra cevizini atıyoruz. Sonra gazetenin diğer ucundan tutup dışa doğru şu şekilde açtığımız zaman şimdi istediğimiz ebatlarda kesiyoruz. Bu şekilde. Artık kendi ölçünüzü parmakla, göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde baklavalarımızı o kalan fazlayı tekrardan yufkaların arasına atacağız. Sonra tepsimizi şu şekilde çok fazla sıkıştırmadan. Çok hafif oluyor. Hani diğer baklavaya oranla daha hafif bir tatlı oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman. Bu
şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Şimdi ikişer tane açacağım. Nişasta serptikten sonra bu şekilde üzerine alıyoruz ve açmaya başlıyoruz. Beceriniz varsa 3, 4, 5, 7, 8 bu şekilde de çoğaltabilirsiniz. Ben 8 taneye kadar açabiliyorum bu şekilde. Hem çabuk açılıyor, elimizde yırtılmıyor, daha pratik oluyor. Biraz el becerisi gerekiyor. Evet, baklavamızı bitirdik. Şimdi üzerine yağ eriteceğiz ve yağını dökeceğiz. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. İncecik. Şöyle bir gösterebilirim. Şöyle. Gayet güzel oldu. Baklavamızın yağı içinde bir paket margarin koyduk.
bir yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ koyduk. Onları erittikten sonra baklavamızın üzerine döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yavaş yavaş pişireceğiz. Bu da baklavamızın içinin daha güzel pişmesini sağlayacak. Hamur kalmayacak, çıtır çıtır olacak, içi yumuşak olacak. O yüzden 180 derecede pişireceğiz. Margarinimizi çok güzel eritiyoruz. Çünkü margarinlerin içerisinde su olduğu için bu baklavamız da hamurlanmaya sebep olur. O yüzden bayağı bir köpürsün şöyle şu şekilde. Suyunu tamamen kaynatarak yok ediyoruz ocağımızın üzerinde. Ve sıcak sıcak baklavamızın üzerine dökeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hanımlar, bu işin püf noktası da bu şekilde. Margarinimiz tamamen eridi. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Ve şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve sıcakken bunun dökülmesi gerekiyor ki daha iyi çıtır çıtır olsun, kızarması, içinin pişmesi daha sağlıklı, daha güzel olacağı için biz margarinimizi sıcakken döküyoruz. Soğuk olduğu zaman hamurlama yapar. Bunlar da incelikleri, püf noktaları. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi baklavamızı fırınımızdan çıkarttık. Gayet güzel kızardı. Şimdi çıtır çıtır şöyle de tuttuğum zaman böyle hala sıcak. İncecik. Güzelce piştik. Şimdi şurubumuzu veriyoruz baklavamıza. Şurubumuz ıvıdı, soğudu yani. Tamamen soğuk değil ama ılık. Baklavamızı fırından çıkardık. İlk sıcaklığını attı. Şimdi şurubumuzu verelim. Bayramda iftarlarda soframızı güzelleştirecek, ağzımıza değişik bir tat bırakacak gayet güzel, lezzetli bir tatlı tarifimiz. Gördüğünüz gibi şurubunu da döktükten sonra rengi falan daha değişiyor, kızarıyor. Bolca şerbetini verelim. Bu şekilde. Videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile Her Şey YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugünlük de bu kadar. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.